Merhaba, bugün 23 Mart Çarşamba ve bu programda çok fazla sorulmaya başlayan bir otel grubuyla, otel türüyle karşınızda olacağım. Ekolojik otellerle, yani olabildiğince organik hizmet veren otellerle karşınızda olacağım efendim. Hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce günün anlam ve önemi benim için mühim. Çünkü 23 Mart benim çok sevgili validemin doğum günü. Ona buradan hiçbir programı kaçırmadan seyrediyor. Çünkü mutlu, keyifli, huzurlu yeni yaşlar temenni ediyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgili anneciğim. Şimdi başlayalım. Ekolojik oteller deyince kafalar biraz karışabiliyor. Bu soru bana da çok fazla geliyor. İşte organik yiyecekleri olan oteller var mı? Tümüyle organik olan, organik bir mutfağa sahip otel var mı? Bu sorunun cevabı benim için aslında çok basit hanımlar beyler, bilmiyorum. Bunu bilen Türkiye'de kim var onu da bilmiyorum. Çünkü organik kelimesi takdir buyurursunuz ki bugün sokakta çokça çok fazla kullanılıyor. Ama gerçek manada Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı bile organiği tanımlarken oldukça zorlanıyor. O yüzden hangisi organik, hangisi değil? Hangi tarlada yetişen domates gerçekten organik? Bunu benim bilmem mümkün değil. Ama size şöyle bir program hazırladım. Uzun araştırmalar ve görüşmeler sonrasında buna en yakın 4 tane otel seçmeye çalıştım. Bu tarz 4 tane otel seçmeye çalıştım. Yine her zaman olduğu gibi daha ekonomik olandan biraz daha pahalı olana doğru böyle 2 gecelik bir hafta sonu bu tip bir otelde seyahat etsek, kalsak neler yaşarız? Ne kadar para öderiz ve bunlar hangi oteller olabilir, nerelerde olabilir onu hazırlamaya çalıştım. İlk otelim Avanos'tan, Nevşehir'den gelecek. Tabii Kapadokya bölgesiyle ilgili daha önce 2 tane çok uzun program yapmıştım biliyorsunuz. Ama bu otel değişik bir otel, farklı bir otel. Avanos'ta Kapor Organik Çiftlik Evi adı. Kapor. Şimdi Kapor Organik Çiftlik Evi'nin Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na mesafesi 36 kilometre yaklaşık. 32 dakika. 36 kilometre. Kolayca ulaşılabiliyor. Bir özelliği nedir? Nasıl bir otel? Videosunu az sonra göstereceğim. Bu tip oteller genelde böyle içlerinde lüks barındıran yerler değil doğal olarak. Çünkü doğal olmalarıyla övünüyorlar ve bunu öne çıkartmaya çalışıyorlar. İşte Kapor Organik Çiftlik Evi de öyle bir yer. Adında organik var. Tekrar ediyorum, bu organikliği ölçme cetveli benim elimde, benim yetkimde yok, onu bilemiyorum. Ama şunu taahhüt ediyorlar, diyorlar ki biz yediğiniz her şeyi bahçemizden topluyoruz, sebzemizi, meyvemizi. Bunların tadına bakabilirsiniz bizi ziyaret ederseniz, onların söylemiyle söylüyorum. Tümüyle kendi yetiştirdiklerimizden bir kahvaltı üretmeye çalışıyoruz. Organik bir kahvaltı, bunun tadına bakabilirsiniz. Organik bir bahçemiz var. Orada dinlenebilirsiniz, keyif yapabilirsiniz. Bir açık havuzumuz var yine bu bahçenin içerisinde. Orada serinleyebilirsiniz. Bağ bozumu festivallerimiz var. Malum işte Kapadokya bir şarap merkezi aynı zamanda. O festivallerde bizimle birlikte olabilirsiniz. Ve bir de organik ürünlerimizi sattığımız bir satış mağazamız, satış yerimiz var. Oradan da arzu ettiğiniz ürünleri satın alabilirsiniz. Kapor Organik Çiftlik Evi'nin vaatleri bunlar. Böyle 6-8 Mayıs hafta sonu için 6-8 Mayıs'ta oda kahvaltı 2 kişi 1615 lira toplam fiyatla bu deneyimi Avanos'ta Nevşehir'de yaşamanız mümkün. Buyurun efendim. Kapor Organik Çiftlik Evi Avanos Nevşehir. Ba-da-ba-ba.
İkinci ekolojik ve organik diye tanımlayabileceğimiz otelimiz Bozcaada'dan, Çanakkale'den. Ve bu otel Bozcaada iskelesine, yani Bozcaada'ya vardıktan sonra aracınıza geçiyorsanız iskeleye 2,5 kilometre 6 dakika mesafede bir otel. İsmi Aral Çiftliği. Şimdi Aral Çiftliği'nin hikayesi gerçekten uzun. Neredeyse 100 senelik bir hikayesi var. 1930'da başlıyor hikaye. Şu anki işletmecilerin dedesi tarafından başlatılan bir girişim. Ve aslında şarapçılıkla başlıyor. Çünkü Bozcaada'da yine üzüm bağları ve şarap hikayesi olan bir bölge. Sonra 1950'lerin sonunda ikinci kuşağa geçiyor ve bugün artık üçüncü kuşakta. Üçüncü kuşak aile Aral Çiftliği'ni işletmeye devam ediyor. Çiftlik evini işletmeye devam ediyor. Ve burada şarapçılığın öyküsüyle tamamen orada yetiştirilmiş ürünlerle, hazırlanan yemeklerle ve kahvaltılarla ve bağ bozumu festivalleriyle, tıpkı az önce Avanos'ta olduğu gibi, çok ünlü bir yer burası. Aral Çiftliği de ekolojik ve organik bir tatil, bir deneyim sunma gayreti ve iddiası içerisinde. 1-3 Nisan tarihleri arasında. 1-3 Nisan. Yani hemen şu önümüzdeki 1-3 Nisan'da 2 kişi için fiyat 2200 lira. Oda kahvaltı. Şimdi oda kahvaltının dışında, dediğim gibi, yani orada yetişen, az önce Avanos için de geçerli, Kapor Çiftliği için de geçerliydi. Yetişen ürünlerden yapılan yemeklerde de gününüzü zenginleştirebilirsiniz. Buyurun şimdi Aral Çiftliği, Bozcaada, Çanakkale Ekolojik çiftlik, ekolojik otel, organik tarım, organik yemek dendiğinde tabii bunu böyle çok kesin çizgilerle tanımlamak mümkün değil. En başta da söylediğim gibi bu işin de uzmanı değilim. Ancak bu iddiayla ortaya çıkmış ve gerçekten bu deneyimi sunduğuna inandığım tesisleri getirmeye çalıştım bugün programda. Üçüncü tesisim Yanıklar Köyü'nden, Fethiye'den. Yanıklar Köyü, Fethiye'deki bu tesis gerçekten hani tam anlamıyla bir doğanın içinde yaşam deneyimi sunuyor size. Ve Dalaman Havalimanı'na 36 kilometre 40 dakika mesafede. İsmi de çok hoş. Pastoral Vadi. Pastoral Vadi tamamen doğal bir yaşam kurgusu. Az sonra videoda göreceksiniz. Olabildiğince organik yemeklerden, yiyeceklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada kaldığınızda o bölgede yetişen, o köyde, Yanıklar civarında yetişen ürünlerden elde edilen gıdaları tüketme şansına, bu deneyimi yaşama şansına sahip olacaksınız. Üstelik de Yanıklar Köyü'ndesiniz, Fethiye'desiniz, denize de iki adım uzaklıktasınız. 6-8 Mayıs tarihinde 2 kişi fiyat
2600 lira. Ancak bu fiyat yarım pansiyon. Ne demek o? Yani o da kahvaltı ve akşam yemeği dahil. İşte burada Pastoral Vadi bir fark koyuyor ortaya. Diyor ki ben akşam yemeğinizi kendim hazırlıyorum. Benim ürünlerimle hazırlıyorum. Bu manada benim çok dikkatimi çekiyor. O yüzden öneriyorum. Üçüncü önerim ekolojik oteller. Organik tarım yapılan oteller bölümünde. Üçüncü otelim Pastoral Vadi. Yanıklar Köyü, Fethi. Ve geldik programdaki son otel önerisine. Kendi topraklarıma gideceğim. Kendi topraklarımdan bir otel önereceğim size. İzmit'ten Kandıra'dan bir otel önereceğim. Ben İzmitliyim. Anneannem Kandıralı. O topraklardan geldim ben de. Dolayısıyla burada nefis bir yatırım yapıldı. Çok çok beğeniyorum bu işi. Diğer anlattığım otellere göre burası çok daha iyi. Yani çok daha özel projelenmiş bir yer. Çok daha böyle detaylara dikkat edilmiş bir yer. O yüzden burayı en son anlatıyorum. Bir de tabii en pahalı yer diğerlerine fiyat olarak. Ama bir farkla burası tam pansiyon. Anlattığım ilk iki tesis oda kahvaltıydı. Üçüncüsü yarım pansiyondu. Yani kahvaltı akşam yemeği dahildi. Burada kahvaltı öğlen yemeği akşam yemeği en son söyleyeceğim o fiyata dahil. Şimdi bu otelin ismi Narköy. Narköy, Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi tarafından tasarlanmış bir proje. Bu bir eğitim şirketi. Dolayısıyla aslında bir eğitim köyü olarak tasarlandı. Ve bunun içinde birçok şirkete, birçok kuruma hizmet verdi, vermeye devam ediyor. Ama bireysel tatil için de açık. İstanbul'a 155 kilometre mesafede ve Kandıra'ya 9 kilometre mesafede. Yani İstanbul'a yaklaşık 2 saatte, Kandıra'dan da 12 dakikada ulaşabilirsiniz. Kandıra Kelpe yolu üzerinde, Kıncıllı köyünde, Kandıra Kocaeli, İzmit'te. Şimdi Narköy'ün özelliklerine gelelim. Ne vaat ediyorlar? Bir kere organik çiftlik yemekleri vaat ediyorlar. Diyorlar ki sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz fiyata dahildir ve tamamen organiktir. Biz çiftliğimizde yetiştiriyoruz ve size bunları sunuyoruz. Başka? Buraya gelip proje geliştirebilirsiniz, çizim yapabilirsiniz, sanat yapabilirsiniz, tatil yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz ya da şirket toplantıları yapabilirsiniz. Bunun dışında şunlar fiyata dahil. Rehberli orman yürüyüşleri yapıyorlar ve fiyatın içine dahil diyorlar. Ekim dikim işleri yapıyorlar kendi arazilerinde. Gelin beraber yapalım, bu deneyimi yaşayalım. Bu da fiyata dahil diyorlar. Tohum bankamız var. Gelip bunu gezmek, bu konuda bir deneyim yaşamak, bizi bu konuda dinlemek ve bilgilenmek fiyata dahil diyorlar. Ve isterseniz çiftliğimize süt sağabilirsiniz. Süt sağımı da fiyata dahil diyorlar. Ekstra isteyeceğiniz şeyler için bir takım ücretleri var. Örnekse ekstra bir atölye istiyorsanız bunu ücretli yapabilirsiniz. Peynir atölyesi, ekmek atölyesi gibi. Ya da özel olarak mesela bir işte şirket için bunu yapıyorsanız, birlikte şirket arkadaşlarınızla bir eğitim toplantısına gitmek istiyorsanız size özel tasarımlar yapabiliyorlar. Şimdi bir diğer vaat ettikleri şey de sürdürülebilir olmak. Yani doğal bir otel burası, natürel bir düzen ve biz sürdürülebilir olmayı çok önemsiyoruz diyorlar. Bu konuda sürdürülebilir hafif çelikten bir inşaat yapmışlar. Hafif çelik kullanmışlar. Yenilebilir peysaj kullanıyorlar. Yani etrafınızda göreceğiniz her şey yenilebilir bitkilerden oluşuyor. Ve
çok büyük oranda da çok zorda kalmadıkça güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü düşük karbon ayak izi bırakmak gibi bir sevdaları var burada dünyaya. İşte onun için de natürel, doğal bir çaba gösteriyorlar. Ne yok bu Narköy'de? Odalarda televizyon yok, beklemeyin. Yani televizyon seyretmeyeceksiniz giderseniz, çünkü yok, böyle bir şey istemiyorlar. Kendi kendinize kalın, o teknolojiden ve dünyadan uzaklaşın istiyorlar. Klima da yok odalarda. Çünkü doğal havalandırma kullanıyorlar. Ve bu havalandırma Kandıra'nın Kelp yolunda, Karadeniz esintileriyle oralı biri olarak söylüyorum, gayet mümkün, gayet rahat. Hiç telaş etmeyin. Klima ihtiyacınız olmayacak. Yüzme havuzu falan da yok. Biz o anlamda o gürültüye, klora, işte efendim, kimyasala izin vermiyoruz diyorlar. Böyle doğanın içinde doğada yürüyüşler yapabilecek, keyifli vakit geçirebilecek, projeler geliştirebilecek bir yer istiyorsanız, biraz sessiz, sakin ve tabii ki tamamen organik olduğunu söyledikleri o yiyeceklerden tatmak istiyorsanız, işte Narköy çok güzel bir alternatif olabilir. Fiyat nedir? Çok yeni aradım, çok yeni telefon ettim. 1-3 Nisan'daki fiyatları 2 kişi 5200 lira. 2 gece, 2 kişi tam pansiyon, sabah, öğlen, akşam yemekleri fiyata dahil efendim. Şimdi gelin birlikte Kıncıllı Köyü'ne, Kandıra'ya gidelim. Narköy, Kandıra. Buyurun. Ekolojik oteller, organik tarım yapan, organik ürünlerle yemek servisi yapan oteller bölümünün burada sonuna geldik. Eğer bu programdan keyif aldıysanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız elimden geldiğince yanıt vermeye gayret ederim. Bu kanalda otel önerilerine, tatil önerilerine, gezi önerilerine, tur önerilerine ve tur programlarına devam etmeye gayret edeceğim efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.